Şarkı sözlerine baktığımda şöyle sözler görüyorum. Kime soruyorum ayrılırken aramıza girip ağlaşıyorlar. Tanıyamıyorum dostlarımı bize çöpe atıp anlaşıyorlar. Ya da aşk bu kızıl ötesi yaralı müzesi hareket edemem. Seni çöpe atacağım poşete yazık demişsin. Şimdi sosyal medyada da beyin yakan şarkı sözlerinin mimarı diyen de var. Bunları çok sevip söyleyen de var. Bu şarkı sözlerini hangi kafayla yazıyor diyen de sen buradasın. Hazır soralım. Soru gelsin. Serdar Ortaç şarkıları beyin mi yakıyor? Şimdi o şarkıda mesela aşk bu kızıl ötesi yaralı müzesi. Şöyle de yazabilirdim. Aşk benden çok uzak, ben çok yaralıyım. Sence bu mu etkili yoksa aşk bu kızıl ötesi yaralı müzesi. Bir de öbürünü yapalım yani öz Türkçeyi. Aşk benden çok uzakta, ben çok yaralıyım. Bu cümleyi öyle tarif etmek istemiş adam, öyle etmiş. Eleştireceğine sen de öyle bir deyimleme bul. Sen de öyle bir şey bul, sonra eleştir derim ben diyene. Seni çöpe atacağım, poşete yazık. Yani bir poşet kadar değersizsin ki seni çöpe bile atmak istemiyorum demiş adam. Öyle yazmış. Bunda ne var? Sen de yaz o zaman. Sen de öyle bir tarif yap hadi. Yani ona diyene söylüyorum. Seni çöpe atacağım poşete yazık. Öyle mi diyeyim? O kadar değersizsin ki poşet kadar çöpsün. Güzel oldu mu şimdi? Yani her şeyin bir yolu var. Niye boşuna mı Serdar oldum? Her şeyin bir yolu var. Üslubu var. Sezen Aksu. Bak ne diyor kadın. Bütün anılarım benim hazinemdir. Şarkının içinde geçiyor. Şöyle de diyebilirdi. Çok anım var. Oldu mu şimdi? Lirik oldu mu? Duygulu oldu mu? Olmaz. Her şeyin bir üslubu var. Niye kızdın mı? Hiç kızmadım. Pür dikkat dinliyorum Serdar. Senin duygunu hissetmeye çalışıyorum. Hı.